İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. 19 Ocak 1920'de Ermenistan Devleti'nin bağımsızlığı fiilen tanındı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti stratejisi konulu 10 günlük seminer. 20 Ocak, Asala'nın kuruluşunun 46. yıl dönümü. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Urfa'daki kilise olayını kınadı. Batı Ermenistan'da hava durumunda anomali. Çıldır Gölü'nün buzları zamansız eriyor. Batı Ermenistan'ın Sasun eyaletinde Heyelan. 2007 yılının bugününde Konstantinopolis'te Hrant Dink katledildi. Şubat 1919'da Paris'teki Versay'da iki Ermeni delegasyonu Batı Ermenistan Ermenileri adına Boğuz Nubar Paşa'nın başkanlık ettiği Ermeni Ulusal Delegasyonu ve Avedis Aharonyan başkanlığındaki Ermenistan Cumhuriyeti delegasyonu kendilerini müttefiklere tanıtarak onlardan Ermeni ulusal taleplerini tanımalarını istediler. Fransız Dışişleri Bakanı Pichon, Ermeni delegelere bir muhtıra hazırlamalarını teklif etti. 12 Şubat 1919'da Ermeni iddiaları muhtırası şu içerikle sunuldu. Bağımsız Ermeni Devleti'nin 7 Ermeni eyaleti, Kilikya ve Kafkasya Ermenistan Cumhuriyeti topraklarının birleştirilmesiyle tanınması. 19 Ocak 1920'de iki Ermeni heyetinin başkanları Boğuz Nubar ve Avedis Aharonyan bir toplantı yaptı ve toplantıda Paris Barış Konferansı kararıyla Ermeni Devleti'nin bağımsızlığının fiilen tanındığı öğrenildi. Bağımsızlığın tanınması şu şekilde formüle edildi. 1. Müttefikler Yüksek Konseyi Ermenistan Devleti Hükümeti'ni fiili hükümet olarak tanıdığını açıkladı. 2. Tanımanın Ermeni Devleti'nin sınırları meselesini önceden belirlemediğine karar verildi. Batı Ermenistan Parlamentosu tarafından düzenlenecek olan 10 günlük eğitim semineri Batı Ermenistan'ın Yerevan ofisinde 20 Ocak'tan itibaren başlayacak. Seminerin teması Batı Ermenistan Cumhuriyeti stratejisinin geliştirilmesidir. Seminer sırasında Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armen Agaprahamyan konuşmada bulunacak. Seminer derslerine Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu ve hükümet üyeleri katılacak. Asala'nın 46. yıl dönümü vesilesiyle 20 Ocak saat 15'te Yerebulur'da toplanacağız. Duyuru: Artsakh Savaşı'nın kahramanları anısına ve Ermenistan'ın kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu Asala'nın 46. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle 20 Ocak Çarşamba günü saat 15'te Yerebulur adlı Panteon'un Asala Şehitleri Anıtı'nda anma töreni düzenlenecek. Ardından Artsakh Savaşı'nda şehit düşen kahramanların anısına, Kayıp Özgürlük Savaşçıları anıtına çelenk konularak günün anlamını ifade eden konuşmalarla tören gerçekleşecek. Törene Ermeni Gizli Kurtuluş Ordusu Asala'nın özgürlük savaşçıları ve eski siyasi tutuklular katılacak. Ölümsüzlerin ruhları için gerçekleşecek dua törenine Kutsal Eçmiyaz'ın psikoposu Galpakyan başkanlık edecek. Ermeni Halk Hareketi Yerevan Bürosu 15 Ocak 2001 Yerevan. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Yusuf Can Güçtekin adlı bir kebapçının Batı Ermenistan'ın Urfa şehrindeki tarihi Ermeni Surp Asvazadze'nin Germuş Kilisesi'nde ateş yakıp mangal yaptığı utanç verici girişimi kınadı. Güçtekin amacının yetkililerin dikkatini kilisenin iç sızlatan durumuna dikkat çekmek olduğunu söyledi. Ancak kilisede gerçekleştirdiği eylem Hristiyan inancına yönelik bir hakaretten başka bir şey değil. Tarihi Surp Asvazadze'nin kilisesinin korunması, yenilenmesi ve Hristiyan haç yeri olarak yeniden açılması için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini belirtmemiz gerekir. Kilisenin düzenli olarak hazine avcılarının imhasına maruz kaldığını, gün geçtikçe daha kötü duruma geldiğini hatırlatalım. Yanındaki diğer dini yapı ise tamamen ortadan kalktı. Batı Ermenistan'daki Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü rüzgar ve sıcak havanın etkisiyle çözülmeye başladı. Gölün buzlarının erken çözülmesi karşısında şaşkına dönen bölge halkı durumu kıyamet alameti olarak nitelendirdi. Yaklaşık bir ay önce dondurucu soğukların etkisiyle yüzeyi 50 santimetre buz tutan Batı Ermenistan'ın Van'dan sonra ikinci büyük gölü Çıldır, bir haftadır hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle çözülmeye başladı. Buzların çözülmesiyle birlikte Çıldır Gölü'nde iki farklı manzara oluştu. Batı Ermenistan'ın Sason ilçesine bağlı Heybeli köyü yolunda Heyelan meydana geldi.
Heyelan nedeniyle düşen yüzlerce kilo ağırlığındaki kaya parçaları yolu kapattı. Vatandaşlar sabah yolun kapandığını gördü. Köy halkı araçlarına bağladıkları halatlarla ve insan gücüyle kayaları çekerek yolu temizledi ve 4 kilometrelik yolu tekrar trafiğe açtı. Bugün Konstantinopolis'te Ermenice yayımlanan Agos gazetesinin genel yayın yönetmeni, düşün insanı Hrant Dink suikastinin 14. yıl dönümü. Dink, özgür ruhlu gazetecilerin zulüm gördüğü bir ülkenin gazetecisiydi ve bir barış savaşçısı olarak milliyetçiler tarafından katliama uğratıldı. Dink, 1954 yılında Batı Ermenistan'ın Malatya kentinde doğdu. 1961'de ailesiyle birlikte Konstantinopolis'e taşındı. Gedikpaşa'daki Ermeni yetimhanesinde büyüdü ve daha sonra eşi Rakel Dink ile birlikte Kamp Armeni'nin yönetimini devraldı. Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesince 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dink, özellikle Müslümanlaştırılmış ve gizli Ermeniler hakkında makaleler yayınladığı için zulüm gördü. Türkiye'nin ilk kadın pilotu olan Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen'in Ermeni olduğunun ifşası özellikle sansasyon eldi. Dink suikastı Türkiye'de ve yurt dışında büyük protesto dalgasına neden oldu. Dink'i savunmak için binlerce kişi, hepimiz Ermeniyiz, hepimiz Hrant Dink'i sloganıyla sokaklara döküldü. 2007 yılında Hrant Dink Uluslararası Vakfı kuruldu. Vakıf her yıl Dink'in doğum günü olan 15 Eylül'de uluslararası bir ödül töreni düzenliyor. Fransa'nın Marsilya kentindeki bir caddeye ve Paris'teki bir okula Dink'in adı verildi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sasun adlı halk oyunları topluluğu tarafından seslendirilen Nivriyal Dhek, Anmer Hokiner adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.